Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir araç ticaretiyle karşınızda olmayı planlıyorum. Şimdi bir Audi A5 bakmaya gideceğiz. Gerçekten 2.0 Quattro. Çok güçlü, çok güzel bir makine. Biliyorsunuz ki 4 kabriyo aracımızı satmıştık. Yine 2 milyon bandında bir araç bakıyorduk. Bunu denk düşürdük. Biraz da Audi'ye binelim dedik. Kanalda çok fazla Audi videosu göremezsiniz. Hele A5 gibi kaliteli bir Audi ve 2020 model yeni kasası. Yani bizi tatmin edeceğine inanıyoruz. Umarım araç denilen gibidir de araç başında bir sürpriz yaşamayız diyorum. Çünkü buradan ta Kadıköy'e gideceğiz arkadaşlar. Kadıköy'de eğer araç hoşumuza giderse aracı da almış olacağız. Küçük Burjuvazi ailesine kazandırmış olacağız. Çok fazla uzun girişleri sevmediğinizi biliyorum. Gelin hep beraber aracın başına geçelim. Arkadaşlar şimdi Kadıköy'e kadar geldik. Hasancan abiye tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çekim yapacağımızı söyledik. Biliyorsunuz Kadıköy'de çekim yapacak boş bir yer bulmak zor. O da böyle bir yer biliyormuş. Sağ olsun burada çekim yapabilirsiniz dedi. Şimdi arabaya bakacağız. Ben istiyorsan kısaca bir geçeyim. Sana zahmet abi. Arabamız 2020 model. 115 bin kilometrede. Arabanın sağ tarafında evet. İstanbul trafiğinden kaynaklı ufak çizikler vesaire falan vardı. Zaten söylemiştim. Evet. Çamurluk tam boya abi. Çamurluk tam boya. Sağ kapı ve arka kapada da lokal boya lokal boyalar var işte çizik düzeltmek için vesaire. Anladım falan. Yani kuşak altı, kordon altı boyalar doğrudur, var. Doğrudur. Arabada başka hata var mı? Bunun dışında herhangi bir hatamız yok. 115 bin kilometrede. 115 bin kilometrede. Aracımız. Bu çamurluk da bir evet, yakın gelirse. Sana telefonda söylemiştim şu çamurlukta şöyle. Hafif bir göçme olmuş. Şurada bunu bilerek. Aynen böyle bıraktım. Nazarlık olsun abi. Aynen öyle. Aynen bu öyle. Arada Hasancan abinin boyunun 1.92 olduğunu söylemek istiyorum. Ben kısa değilim arkadaşlar. Gerçekten Hasancan abi bayağı uzun. Maşallah abi. Arabada abi lastiklerin güzel. Şöyle bir bakalım. Lastikler de sana nasip oldu. Yeni almıştım lastikleri. Aynen. Lastik masrafımız olmayacak. Continental marka zaten. Fena bir marka değil. Dişileri falan da çok güzel. Şimdi siyah arabanın şöyle bir sıkıntısı var abi. Bu kapıyı açarlarken bak sen de göreceksin. Yani buraya artık eşiniz mi bilmiyorum ama abi tırnağı uzun biri kapıyı açarken şurada bir yakına gelirsen Egemen sen daha net göreceksin. Buraların hep boyasını alıyorlar. Siyah arabada çok belli oluyor. Diğer arabalarda kolay kolay göremezsin. Ama siyah arabada böyle bir sıkıntısı var. Abi anladığım kadarıyla soldan bir kaza almış. Kazayı sen mi yaptın? Ona göre de biraz daha kazayı ben yaptım. Nasıl bir kazaydı abi? Nasıl yapıldığını görmedim şahsen. Otoparktan geçerken sağ olsunlar sürtüp bırakmışlar. Yani sürtme şeklinde mi abi bu eser? Sürtme yani şöyle ufak ufak böyle hı-hı. Yer yer. Anladım. Şöyle ufak ufak çizikler vardı. Öyle göçmedir vesaire falan herhangi bir şey yoktu. Anladım. Hatta şurada da kalıntıları var zaten ufak. Anladım abi. Yani ufak şöyle kılcaldı. Anladım. Yani hani bunlar için boyatılmasa da olurmuş aslında. Benim satma niyetim yoktu. Satmayacağım için ben boyatıp bineyim dedin. Binmeyi tercih ettim. Ama model yükseltmek istiyorsun tabii, abi. Tabii. Satmaya niyetlendiğim zaman da zaten şuradaki o göçü düzeltmedim. Nasıl olsa satacak tamam, ya alan yapsın diye. Anladım abi. Ben şöyle bırakayım. Bir arabanı inceleyeceğim abi seninle tabii. Beraber. Abi arabamız S-Line paket dolusu. S-Line paket. Şunu koyabilir miyim bu arada elimde tabii, kaldı. Tabii. Anahtarsız giriş var mı abi? Yanına yaklaşınca oluyor. Bir yanına yaklaş bakalım. Evet maşallah. Arabamın yedek anahtarı var mı? Ha arabanın yedek anahtarı. Arabamın dedim fark ettiniz mi? Nasip de varsa abi önüne bir şey geçmez. Buyur şöyle vereyim. Tamam. Şöyle göstereyim. Koltukların içi bej renk arkadaşlar. Hani bej rengi koltukta çok beğenmem ama bu arabada bu şekilde nasip oldu. Bunu da artık çok da sorgulayacak değiliz. Elektrikli koltuklarımız var. Şöyle bir bakalım herhangi bir sıkıntısı var mı? Tamam elektrikli koltuklarımız var. Hafızalı koltuk ön tarafta var değil mi abi? Köfer var içinde. Evet hafızalı koltuk ön tarafta var. Zaten kullanıcı profili oluşturup koltuğunu ha individual olarak ayarlayabiliyorsun. CarPlay'ini vesaire ayarladıktan sonra arabaya yerleştikten sonra otomatik olarak işte kullanıcıyı seçip ona göre şey yapıyor. Apple bunlar CarPlay de var. Var. Maşallah güzel araba. Şöyle bir de arkaya bakayım abi. Kol dayamamız var şöyle. İçine geçince daha detaylı bakarız. Şöyle göstereyim. Koltuklarda herhangi bir yanık yırtık deforme yok arkadaşlar. İç kondisyonunu çok beğendim. Herhalde abi arabada sigara içmiyorsun. Yok hayır içmedim hiç. Belli çünkü içinde bejlerde normalde sigara içtiğin zaman doğru. Orada kenarda siyah siyah oluşmaya başlar. Arabamız dolusu. 4 çeker. 204 beygir. Bir kaputun altına bakma şansın var mı abi? Bakalım. Tabii. Herhangi bir önden kazası var mı? Yine eksperi sokacağım ben. O yüzden çok fazla dış kaportasına bakmıyorum. Araba fiyatı biraz yüksek olduğu için abi. Hani senin de vaktin varsa bir ekspertize gideriz. Yo tabii gideriz canım. Kimsenin kafası soru işareti kalmasın. Ondan sonra da tabii direkt notere gideriz. Evet şimdi arabamız 2000 dizel. Hani adettendir abi 2020 araba bir şey olacağını düşünmüyorum ama fabrikamızın çektiği çok amaçlıklar duruyor. Şuradaki vidalara biraz yakın girelim. Vidalarımızda herhangi bir oynama olmadığını görüyorsunuz. Kamerada çıkmıyor ama buradaki iç rengine bakarsanız şuradan. İç rengiyle dış rengi orijinal olduğu zaman buradan değişen olup olmadığını da anlayabiliyorsunuz. Bunlar ufak tefek trikler yani. Tabii ki de bu bantta 2 milyon üzerinde bir araba aldığınız zaman biraz paranız akıyında gidin ekspertize yaptırın diye ben yine de önermiş olayım. Ama tabii ekspertize gidilmeden önce herhangi bir sıkıntısı varsa
en azından ön tespit için yani bunları kullanabilirsiniz. Şase numarasından bir sorgu yaparız. Arabada abi tramer neydi? 11.000 küsür. 12.000. 12.000. 12.000 küsür. O zaman şu kaza yeni değil. Yo değil. Servise yaptırdın yine. Evet. Anladım abi. Abi araban güzel. Ön arka park sensörü var. Donanımlı bir araba. Geri görüş kamerası var. Var doğru. Her var zaten. Telefon. Burada Type-C girişi de var. Doğru. Arkada olarak da iki tane USB girişi var. Önde anladım. Bir tane var. Anladım. Dolu dolu bir araba yani. Birazcık koltuğu öne doğru çekeyim. Evet, abimizin boyu uzun. Arkasında hiç oturmamıştım. Arkada fark ettim ki birazcık zorlanmaya başladın. Koltuk ısıtmamız var. Bir çalıştıralım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Aa bak araba yıkama suyu ekleyin diyor. Bundan bir 5000 lira pazarlık yapmamız gerektiğine inanıyorum. Olur. Sen de aynı fikirdesin değil mi benimle? Arabamızı şöyle göstereyim arkadaşlar. 114.314 kilometrede. Bir lastik basınç kaybı uyarısı da verdi. Başka bir uyarı verecek mi diye bekliyorum. Bu nazarlık şu an. Yazım çıkmıyordu. Tamam sıkıntı yok. Ortalama yakıt tüketimi 8.5 litre yazıyor abi. Sen biraz öldürmüşsün gibime geldi. Normalde bunlar bir tık daha fazla yakar. 10 litre civarında yakması lazım. Kullanışa göre değişiyor. Anladım. Ben... Sıkıştırmadan kullanıyorsun. Aynen. Benim çok kadarıyla. Hızla vesaireyle falan. Anladım işte abi. Arabayı sıkıştırayım. Birazcık hızdan tatmin olayım vesaire falan öyle. Anladım. İşte... Hafızalı koltuklarımız var. 2 tane hafızası var değil mi abi? Evet doğru. 2 tane profili var. Anladım. Kim kullanıyorsa işte 1'e ben 2'ye eşim. Anladım. O şekilde ayarlıyorsun. O şekilde ayarlayabiliyorsun. Tamam abi okeydir. Bir sürüşüne bakalım. Bakmadan önce bir koltuk ısıtmalarına bakalım. Abi şimdi her şey çalışıyorum diye 2020 model bir araba tabii ki de çalışmayacağımı düşünmüyorum ama. Hiçbir problem yok. Bir çalışıyorum diye bakmakta fayda görüyorum. Bir abi arabanın sürüşüne bakacağız. Elektrikli direksiyon yok ama galiba. Hayır elektrikli direksiyon değil. Evet. Şimdi bu 4x4 olduğu için anlık bir hızlanması olması gerekiyor. Bir basalım. Tabii araba gaza bastığınız zaman sizi birazcık geriye yaslıyor. 204 beygirin hepsini yerde kullanabildiğinizi hissediyorsunuz. Bu güzel ama buralarda çok fazla bir dolaşılacak yer olduğunu düşünmüyorum. Evet yukarısı evet. Turki. Geri görüş kamerasına vesaire falan var. Bak geri görüş kamerasına bakar mısın? Ne kadar berrak. Şu şekilde size yol yardımcısı çok yeterli. Ön arka park sensörü var. Hani bu şeyleri seviyorum. Park sensörlerinin nereye kadar kapsadığını gösteren uyarıcıları seviyorum. Bayağı yardımcı oluyor. Aslına bakarsanız çok çok uzun bir araba değil. Hani Audi'nin A5 serisi biraz daha genç diyebilirim abi bu araba için. Yanlış mı konuşmuş olurum? Doğru. Yani ben evlenmeyi düşünüyorum. Allah nasip ederse İnşallah. 3-4 ay sonra İnşallah. Düğünüm var. Sırf İnşallah. Evleniyorum diye arabamı satmaya niyetlendim. Daha geniş bir şey istiyorsun anladım. Evet artık yaşımız da yavaştan kemale eriyor. SUV tarzı. Kaç yaşındasın abi? 91'liyim ben. 91'lisin. 32. Evet. Abi hiç göstermiyorsun desem. Sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi hiç göstermiyorsun yani maşallah. Evet araba herhangi bir arıza ışığı yakmadı. Zaten dyno'ya falan da sokacağımız için çok fazla da arabayı cıncıklamak istemiyorum. Abi sen ilana 2 250 bin lira para yazmış. Senle bir pazarlık yapalım uygun görürsen. Eksperden sonra yapmayalım mı pazarlığı? Yok abi ben az çok eksperde senin Peki. dediğinden hariç bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Peki. Biz bir pazarlık yapalım çıkarsa yine yaparız abi. Olur, sıkıntı tamam, yok yani. Tamam anlaştık. Anlaştıysak Olur. sıkıntı yok. Tamamdır. Bir araç başında pazarlığımızı yapalım. Abi bir pazarlığa oturalım seninle. Arabaya 2-250 para yazmışsın. Araban gerçekten senin dediğin gibi güzel bir araba. Yani ben de sağına soluna baktım. Keşke fiyat düşürecek bir şey bulsaydım. Çok bulamadım. Çok uğraştım fiyat düşürecek evet, evet. bir şey. Elimden geleni yaptım. Dur bakayım elektrikli bagajı çalışmıyordur belki. Hani bir umut abi yani. Bakalım. Ben sen sunroof'a şey yaparsın diye sunroof çalışmıyordur vesaire falan dersin diye sunroof açık geldim zaten. Fark ettim o yüzden hiç elimi sürmedim bagaja abi. Bak. Evet bagajda da herhangi bir sıkıntı yok. Bagaj hacmi A5'lerde çok tatmin edici. Burada perde falan yok değil mi? Yok. Hayır, perde. Stepne falan var mı abi? Hadi bir şey olmasın var, da bir var, şeyler her yapalım. Şeyi, her şeyi tam. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha hiç kullanılmamış. Hiç kullanılmadı. Maşallah. Umarım sen de kullanmazsın. Umarım abi. Umarım. Abi o zaman sünnet olsun diye bir pazarlık yapalım. Araban güzel. Arabanı beğendim. O zaman şöyle yapalım. Benim ticari anlayışımı az çok biliyorsun. Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Senin söylemene gerek kalmadan. Tamam sana abi. Da uyuyorsa eksperimize gidelim. Tamam 2.2'ye hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun abi. Tamam. Senin dediğin haricinde hiçbir şey söylemeyeceğim. Arabası gerçekten çok güzel. Expert'e gidelim. Expert'de de zaten Hasan Can abi dediğinin haricinde bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Expert'den sonra da eğer araç bize uyarsa hayırlı olsun diyelim. Abi Expert'e gidelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi notere geldik ve satışını yaptık. Hasan Can abi gerçekten çok kıymetli bir abisin. Eyvallah. Herhangi bir satışta da sıkıntı çıkmadı. Satışımızı da aldık. Aldık. Abi para sana, araba bize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. A5 Küçük Burjuvazi hayırlı olsun arkadaşlar. Siz de eğer araç alımlarımızı, satımlarımızı takip etmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanında çıkan Instagram hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Yeni ticaretlerde görüşmek Benim üzere abi. Instagram'da çıkacak mı? Çıkmasını istiyorsan neden çıkmasın abi?